Dear spectators, we are at SIMA exhibition. Sevgili seyirciler, SIMA fuarındayız. SIMA Genel Müdürü Bay Loren ve Sanko Holding Grup Başkanı Sami Bey ile birlikteyiz. There is a special event. Fuarda özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Şimdi bu güzel traktörün önünde gerçekleştirilen etkinliğe dair hislerini öğreneceğiz. Öncelikle konuğumuzdan başlamak istiyorum. Mr. Loren. Bay Loren, kendilerine bir tebrik sertifikası verdiniz. Nedir bu sertifikanın açıklaması? Neden verildi? Bu sertifikayı traktör üzerinde yapılan geliştirmelerin oluşturduğu değerin farkına varması için verdik. Gerçekten güzel ve çok yenilikçi. Traktör pazarı ve tarım dünyası için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çiftçilerin kesinlikle ilgisini çekecek ve akıllarda kalacak bir tasarım. Ayrıca Başak Traktör'e katılımlarından dolayı da teşekkür etmek istiyorum. SIMA'ya sadakat gösteriyorlar, geliştiriyorlar ve biz de onları bu etkiyle desteklemek istedik. Peki siz de traktörün gerçekten çekici olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, şahsen çiftçi değilim ama bunu kullanmak isterim. Evet, gerçekten isterim. Bence çok güzel bir tasarım. Agresif, yenilikçi. Bizim tam olarak organize etmeye çalıştığımız budur. Ziyaretçilerimiz yenilik arıyorlar. Peki, şimdi Sami Bey ile Başak Traktör tarafıyla devam edeceğim. Sanırım bu organizasyon ve sertifika Başak Traktör'ün uluslararası çalışmaları için aldığı en prestijli ödül. Bu tasarımın ilk global organizasyonu. Sanırım ikincisi, evet. Bu sertifikayı almanıza dair duygularınızı öğrenebilir miyiz? Uluslararası basın mensupları da traktörü sevdiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii günün sonuna bakıldığında 7 yıllık bir çalışma bu. Ben her zaman özgüvenli dururum. Ama şimdi gelecek için daha fazla özgüvenim var. Çünkü bu dizayn sayesinde sektörümüzde dünyada hızlı bir şekilde gelişebiliriz. Yani Euro 4 motorlarımızla umuyorum ki Avrupa'da da gelişim göstereceğiz. Bu tasarım ile Fransız müşterilerimizi, dünyanın diğer ülkelerinden gelen, hedefimiz olan Avrupa'dan gelen müşterilerimizi gözlemliyoruz. Anlaşılan o ki herkes bu görüntüyle oldukça ilgili. Bu yeni teknoloji ile Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapabiliriz. Harika. Peki bu yıl ve sonraki yıl ulaşmak istediğiniz hedefler nedir? Bu dizaynla beraber bahsettiğiniz motor emisyonları her ülkeye göre değişiyor. Ancak Avrupa bunun en üst seviyesini kullanıyor. Gelişme stratejileriniz nelerdir? Her motor emisyon seviyesinde traktörümüz olacak. Euro 1, 2, 3, 4 ve 5. Bugün 1, 2 ve 3 var. Önümüzdeki yıl 4 ve 5 olacak. Peki bu yıl kaç ülkeye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Mevcutta kaç ülkeye satış var? Aslında ihracata yeni başladık sayılır. Yıl sonuna kadar 1000'e ulaşmayı hedefliyor. Ancak asıl hedef olabildiğince fazla ihraç etmektir. Evet, tabii ki, tabii ki. Sınır gökyüzüdür. Gökyüzü sınırdır elbette. Gökyüzü her zaman sınırdır. Eğer bulutlardaysan onu da önemsemeyebilirsin. Güzeldi, harika. Kapanışı sizinle yapacağız. SIMA hakkında konuşalım. Birçok global marka burada. Başak Traktör de onlardan biri. SIMA fuarının sanırım 87.si düzenleniyor. Doğru mu söyledim? Fuardaki gelişimler nelerdir? Biraz ondan bahsedelim. Nedir ilginç olan şeyler? Çok fazla inovasyon ve yenilik var. SIMA olarak vurgulamaya çalıştığımız şey de budur. Yeniliklerin sunulması, robotik, hassas tarım gibi tüm teknolojilerin gösterilmesidir. Bu sene görüyoruz ki 700 yeni ürün ve teknoloji lansmanı yapılıyor. Fuarın başarılı olmasının sebebi budur.
230 bin civarında ziyaretçi beklediğimiz fuarda 1800 katılımcı firma boy gösteriyor. Doğru bir tarım trendine sahibiz. Fransa ve Avrupa bu konuda çok güçlü. Ve biz de tüm trendleri ve içerikleri takip etmeye çalışıyor, başlıkları oluşturup onların burada konuşlanmasını, tarım makineleri için iyi bir yer olmasını sağlıyoruz. Ve doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum ve size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Sami Bey'e de başarılar dilerim. Bu güzel dileklerin ardından Bay Loren'e Gaziantep'in dünyaca ünlü baklavasını tattırmadan olmazdı. Öyle de yapıldı. Gerçekten tatlıyı çok severim ve baklava ev sevdiklerimdendir. Çok sık yiyemesem de. Aman Allah'ım. Yemeği deneyeceğim. İşte bu Türkiye. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Sayın İsmail Hakkı Musa da standı ziyaret ederek beğenilerini ve tebriklerini Sayın Sami Konukoğlu'na bizzat iletti. Ziyaretlerden sonra sertifikayı hak eden bu güzel traktörü konuşmaya devam ettik. Sevgili seyirciler, Avrupa'nın tarım makineleri konusundaki en büyük üçüncü fuarı olan SIMA fuarındayız. Başak Traktör standında yurt dışı satış müdürü Tarık Bey ile birlikteyiz. Başak Traktör aslında global bir Türk markası. Programımıza hoş geldiniz Sayın Tarık Özeler. Şu anda çekici bir traktörün önündeyiz. Gerçekten çok çekici. Çekiciliğini SIMA Fuarı Genel Müdürü Loren'den aldığınız tebrik sertifikası ile de kanıtlayan bir model. Öncelikle duygularınızı öğrenelim. Ardından bu güzelliğin teknik detayları ile devam edeceğiz. Tabii, öncelikle Bereket Agri olarak standımıza hoş geldiniz. Sizleri görmek sevindirici. Çünkü Bereket Agri'yi görünce daha da fazla heyecanlanıyoruz. Bugün çok önemli bir gün. Evet, fuarın ikinci günü. Ancak bugünün en önemli şeyi aldığımız ödül. SIMA organizasyonu bu güzel tasarımlı traktörümüzü öne çıkarmak istedi ve kendilerinden ödül aldık. Bu konuda çok heyecanlıyız. Ancak bu ödülü Başak Traktör adına değil, Türkiye adına aldık. Birçok yerli traktör üreticimiz var. Dolayısıyla sadece Başak için değil, tüm Türkiye için almış olduk. Bu ürün daha çok Avrupa Birliği ülkeleri için çıkarttığımız yeni bir model aslında. Çünkü şu anda tamamen bu pazara odaklandık. Bugüne kadar 14 ülkeye ihracat yapıyorduk. Özellikle Doğu Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına. Ancak yeni ana regülasyonlarla birlikte tamamen 5 ülke üzerine yoğunlaştık. 2019 yılında 5 pazara odaklı öncelikli ilerleyeceğiz. İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya. Bu ülkeler yeni ürünle alakalı olarak çok önemli. Hedefiniz en büyük 5 aslında. Evet öyle. Geçtiğimiz günlerde Başak Traktör iç yönetim toplantımızda büyük pazarlara yönelelim dedik. Biliyorsunuz Avrupa pazarının en büyüğü Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya diye devam ediyor. Dolayısıyla büyük düşünüyoruz ve büyük modeller ürettik. Üç versiyonu var. İlk 90 beygir, diğeri 105 beygir ve en büyüğü 120 beygir traktörler. Devamı da olacak ama şimdilik bir sır olsun umarım. Bir sonraki buluşmamızda ondan da bahsederim. Belki Agriteknika. Evet, kesinlikle. Planımız bu aslında. Süper. Peki en büyük 5 ülkeyi hedeflediniz ancak ihtiyaçları da en yüksek olanlar. Peki bu güzel traktörün özellikleri nelerdir?
Bu yeni modelde 3.6 litrelik Deutz motoru kullanıldı. Almanya'dan ZF şanzıman kullanıldı. 32 ileri 32 geri olmak üzere. Burada 4 farklı hızda power shift özelliği olduğunu belirtmeliyim. Bu hem manuel olarak hem de otomatik olarak değişebilen bir power shift. Bu anlamda diğer Avrupalı üreticilerden daha farklıyız. 4 farklı arka kuyruk mili hızı var. 540, 750, 1000 ve 1400 devir olarak. Arkada 10 adet spool valve var. Bunlardan 4'ü elektronik spool valve. Hidrolik şatıl standart tabi. Onu söylemeyi unuttum. Bu tam dolu olanı. Tamamen Avrupa regülasyonları ile eşleşiyor. Bu ürünle Avrupa pazarında global markalarla yarışmaya hazırız. Harika. Ayrıca motor emisyon seviyesi 4 sanırım. Ön tarafta da 3 askı sistemi ve ön PTO görüyorum. Biz Türkiye'de alışkın değiliz ancak Avrupalı çiftçiler sık kullanıyor. Bayilerimizle birlikte yani yeni hedeflediğimiz 5 ülke bayiliklerimiz, hatta şunu diyebilirim, EIMA fuarından bu yana 2 ülke bayiliğini neredeyse sonuçlandırmak üzereyiz. We can finalize our agreement, I can say. This is the good things. So in very near future, maybe right after. Umarım SIMA sonrasında anlaşmalar imzalanır. Başak Traktör Avrupa'da global markalarla rekabet edebilecek şekilde pazara damga vuracak. Traktör market, let's say, put their step on European Union countries with competing with the global brands. Perfect and congratulations. Harika ve tebrik ederim tekrardan. Peki bayilik hakkında konuşmaya devam edelim. Hızla gelişiyorsunuz. Avrupa'yı hedefliyorsunuz. Ancak birçok ülkeye ihracat var mevcutta. Belki bu röportajdan sonra bayiniz olmak isteyenler çıkabilir. Mevcutta nasıl bir bayilik yapılanması söz konusu? Bayilik politikamız aslında her ülkede seçkin bayilerle çalışmak üzerine kurulu. Tüm ülkede alt bayiliklerini, bölge bayiliklerini kurabilecek kişilerle çalışmak istiyoruz. Ancak daha önemlisi satış sonrası hizmetlerdir. Servis bizim için en önemli konudur. Bir partnerimiz ile konuşunca ilk sorduğunuz konu bu oluyor. Traktörümüzü nasıl destekleyeceksiniz? Nasıl ve hangi ekiple organize olacaksınız? Bu konular önemlidir. Şu anda hedeflenen 5 ülke için partner arıyoruz. İkisi dediğim gibi tamamlanmak üzere. Diğer ülkeler için satış sonrası servisi sağlayabilecek seçkin partnerler arıyoruz. Şu anda 14 ülkede varız ve yıl sonuna kadar 30'un üzerinde ülkede olmayı hedefliyoruz. Temel olarak şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de ihracatta en hızlı büyüyen markayız. Tabii yeni başladık ancak çok hızlı gelişeceğiz. Traktörlerin tasarımı sayesinde diyebiliriz. Peki standta başka yenilikler de var. Telehandlerlar, yükleyiciler var. Ayrı bir tarım kategorisi diyebiliriz. Bunları da ürettiğiniz gibi mevcut tasarımın dışında başka traktör tasarımlarınız, farklı beygir güçlerinde traktörleriniz var. Her müşterinizin ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Onlar hakkında da bilgi alalım. Bildiğiniz gibi eğer ihracat yapıyorsanız geniş bir ürün gamı sunmalısınız. Eğer Avrupa'ya ihraç ediyorsanız farklı bir ihtiyaç. Afrika'ya satıyorsanız tamamen farklı ihtiyaçlar söz konusu ve hepsine ürün sunma ihtiyacınız var. Biz çiftçileri dinliyoruz, bayilerimizi dinliyoruz ve
en önemlisi pazarın ihtiyaçlarına göre traktörlerimizi tasarlayıp üretiyoruz. İklim özellikleri değişiyor. Mesela çok sıcak bir ülkeye de ihraç ediyoruz, Rusya'ya da. Eğer yanlış bilmiyorsam Türkiye'den Rusya'ya ihracat yapan ilk traktör markasıyız. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. That means very cold conditions. So each tractor. Dolayısıyla her bölgenin farklı ihtiyaçları var ve biz de onları dinleyerek üretim yapmak üzere politika geliştirdik. In accordance with the market demand. This is our policy actually. Telehandlerlar da bunun kanıtlarından biri. Telehandlerlar konusunda evet ilk defa burada Başak markasıyla lanse ettik. 7, 9, 11 ve 13 metrelik versiyonları mevcut. Bu ürünle hem Doğu Avrupa hem de Batı Avrupa'ya yöneldik. 3 farklı motor seçeneği mevcut. Tier 4, Tier 3B ve Tier 3 olacak. Çok yakında Avrupa Birliği ülkelerinden ikisinde olacak bu ürün, hatta artık söyleyebilirim. European Union countries, I can say Fransa ve İngiltere. Doğu Avrupa'ya zaten ihracatına başladık. Yakındaki Doğu ve Batı Avrupa fuarlarında Telehandler ürünümüzün bayilerimiz tarafından sergilendiğini göreceksiniz. Belki de telehandler yükleyiciler traktörden daha hızlı büyüyecektir. Very fast than a tractor. For example, you said France and UK. Söylediğiniz iki ülke büyük çiftliklere sahip. Çiftlik büyük olunca da sadece traktör değil, bu tarz ürünlere de ihtiyaç oluyor. Bence doğru bir strateji ki siz zaten bunu başardınız. Son olarak bu yıl ve devamındaki yıl için tüm ürünler adına hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Bu yıl Başak Traktör en az 20'den fazla ülkede olacaktır. Bu zaten en alt hedefimiz. Şundan %100 eminim ki yurt dışı satışlarımızı geçen seneye göre iki katına çıkartacağız. Şimdi rakam vermeye gerek yok. Ancak ihracat hacmi olarak kesinlikle iki katını çıkartacağız. Aslında Sima Fuarı mükemmel bir adım oldu. EIMA Fuarı'nın peşine daha farklı bir müşteri kitlesini yakalayan bu fuar çok iyi bir adımdı. Ve inanın nereye gideceğini merak ediyorum doğrusu. Just wondering where will it go? Right. Actually, okay. We are launching our. Evet, burada belki Euro 4 seviyesindeki traktörümüzü öne çıkarttık. Ancak diğer ürünlerimizde, mesela Afrika ve Asya kıtaları için çok popüler, daha basit ve mekanik traktörlerimiz de var. Daha önce değindiğim gibi geniş bir ürün gamı var ve sadece Avrupa'ya satmıyoruz. Büyük düşünüyoruz. Afrika, Asya, Avrupa pazarlarının ihtiyaçları neyse ona göre üretip yaygınlaşmaya çalışıyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni ürünler ve güzel organizasyon için tebrik ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim.